Arkadaşlar merhaba. Bugün Pizza Hut'ın orijinal hamur tarifine başlayacağız. Ve bu hamur tarifine iki tane muhteşem pizza yapacağız. Haydi başlayalım. Kullanacağımız malzemeler 3 bardak pastanak ve böreklik unumuz var. 1,5 bardak da ekmeklik unumuz var. Bunları ikisini karıştıracağız. Bu şekilde kullanacağız. İşin sırlarından bir tanesi bu. Bir diğer sırrı mısır unu. 3 çorba kaşığı kadar mısır unu kullanacağız. Bir diğer sırrı çeyrek çay kaşığı kadar sarımsak tozu, çeyrek çay kaşığı kadar soğan tozu. Bir çay kaşığı kadar tuz, iki çay kaşığı kadar toz şeker. Gelelim bir sırrına daha. Bir çay kaşığı kadar da kabartma tozu. Bir paket maya. İki çorba kaşığı zeytinyağı. Ve 1,5 bardak soğuk su. Diğer pizza hamurlarından biraz farklı. Ama deneyin pişman olmayacaksınız. Önce hamurumuzu kaşıkla karıştıracağız. Sonra tezgahı alıp güzelce 10 dakika kadar yoğuracağız. Hamurumuzu yoğurduk. Çok fazla yoğurmuyoruz. Lastik geçmesin diye. Üzerini örtüp yarım saat dinleneceğiz. Sosumuzu hazırlayacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 3 adet iri boy ve olgunlaşmış domates. Burada önemli olan şey olgunlaşmış olması. Eğer yeterince olgunlaşmış domatesiniz yoksa çok az bir şey salça ilave edin. 2-3 dal taze kekik. Bir diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı şeker. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Domateslerimizi soyuyoruz. Domateslerimizi soyduk. Şimdi ilacı dolayacağız. Tenceremizi açtık, yağımızı koyduk. Şimdi ocağımızın altına ekliyoruz. Bir diş sarımsağı 4'e 5'e bölüp yağımızı çarpıyoruz. Sarımsaklarımızı bir dakika çevirdik. Şimdi domatesimizi ilave ediyoruz. Müzik 15 dakika kaynatacağız. Sonra blenderdan çekeceğiz. Sosumuz yeterince kaynadı. Suyunu çekti. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Biraz soğuduktan sonra blenderdan geçeceğiz. Hamurumuz kabardı. Şimdi hamurumuzu şekil veriyoruz. Güzelce unuyoruz.
Motorumuza çatalla böyle delikler açıyoruz. Buradaki amacımız hamurun çok fazla kabarmaması. Şimdi tavamızı alıyoruz. Sosumuz da hazır. Şimdi pizzamızı hazırlıyoruz. Hamurumuzu tavamıza aldık. Sosumuzdan bir ketçap alıyoruz. Ortaya döküyoruz. Ketçapın arkasına yuvarlaya yuvarlaya sosumuzu alıyoruz. Sonra rendelenmiş mozzarella. Mozzarella yoksa kaşar da olabilir, taze kaşar. Şu şekilde kaplıyoruz. Arkadaşlar ben karışık bir pizza yapıyorum. Siz isterseniz sadece sucuklu, salamlı ya da margarita isteniz gibi yapabilirsiniz. Ve mantarlarımızı ve sonra çok az bir kaşar serpiyorum ve fırınımıza atıyoruz. 250 derece ısıttığımız fırına pizzalarımızı atıyoruz. Pizzamız pişti, fırından çıkarıyoruz. Gayet güzel pişti. Şöyle gösterdik. Evet, güzel. Tamamen ısınıyor. Çok yaşamlı pizza olmuş. Margarita pizzamız için sosumuzu ilave ediyoruz. Şöyle arkasını güzelce yediriyoruz. Mozzarella peynirimizi ya da kaşar peynirimizi ilave ediyoruz. Ve üzerine taze fesleğen yaprakları. Bu şekilde fırınlatıyoruz. 250 derece ısıttığımız fırınımıza atıyoruz. Margarita pizzamız pişti. Fırından çıkarıyoruz. Yaklaşık 8 dakikada pişti. 250 derecede. Margarita pizzamız da hazır. Gayet güzel pişmiş. Şimdi tabana da bakalım. Taban da gayet güzel renk almış. Tabanı kıtır. Üstü yumuşacık. Pofuduk bir hamuru var. Afiyet olsun.